Yaşanan olay budur. Biraz hızlandırayım mı? Dur, izlerim bir normal. Ondan sonra çevirisini ben zaten yapacağım. Şiddet ve aşırı aksan var. Ne aksanı onu ben kestiremedim. Avustralyalı mı? Avustralyalı herhalde. Aksan Avustralya aksanına benziyor. Adam nerede tam kestiremedim. Abi, yes. Okay, I'll be out soon. Just wait. Jesus Christ, I'll be out. Yes, I'll be out soon. Stop. Stop. I'll be out. No, I'll be out soon. Grace, stop. Stop. Us değil mi biraz? Ses biraz kısık gibi. Acık busluyorum arkadaşlar. Over. Can you stop please? I'll be out soon. Grace, just stop. Okay, please. I'll be out soon. I'm gonna start typing. Evet, chatten yorumlar gelmeye başladı. Erkeği savunanlar var. Bu nasıl bir saçmalık diyenler var. Bakalım ben yorum yaptıktan sonra neler yaşanacak? Ne kadar linç yiyeceğiz? Let's go abi. Let's go. I'll be out soon. I will be out soon. Devamlı tekrarladığı şey I'll be out soon. Yakında çıkacağım odadan diyor. I'll be out soon. Fuck off. Honestly. I'll be out soon. Stop. I'll start throwing shit back at you. See how you like it. I'll be out soon. I will. Can you not? I said I'll be out soon. Stop. No computer. Stop. Stop. Please. I'll be out soon. Just stop. All I ask is for some time by myself. You fucking woman. Just go away. No one. Just go away. Leave me alone. I'll be out soon. How many times do I have to tell you? How many times do I have to tell you, Greg? I'll be out soon. Stop. Click. I will be out soon. Don't hit me in the face! I'll be out soon. No, you hit me in I will the face. Be out soon. Go Don't away. Don't you dare Go touch away. My face! Go away. Go away. You hear that? All you people there? Chat'teki gerilimi görüyorum. I cooked him dinner an hour ago and he refuses to eat it. I will be out soon. Go away. No, not until I make my point. Fuck off. I don't care if you're lying. I'll make my point. I don't care. I'm sick of it. I'll be out soon. I'm sick of it. Go away. I will be out soon. Seriously, it's not necessary. You can say sorry for hitting me in the I will face. Say sorry, but I'll come out no, and say, say sorry. I will now. Say sorry. You say sorry now. Go away! Go away! Fuck! I'm dead. Leave me alone! Fucking hell, Grace! Rasamaha. No, I don't. Fuck off! Just leave me alone for 10 fucking minutes of your life, please! That's all I ask from you! Go away, Grace. I will be out soon. Why don't you take that as an answer? Why don't you listen? Because you've been on it for hours. No, I haven't. Yes, you have. I will be out soon. Yes, you have. I'll be out soon. I will be out soon. Get off it. Let me finish what I'm doing and I'll be out. Get off it. No, I will be out soon. Get off it. I'll be out soon. They know you touched listen, me and I'm pregnant. Listen, I will be out I soon. I hope all of you people know mm-hmm. that I'm pregnant and he just bashed right, me. Right, Grace. I'll be out soon. No, no, no. I will be out soon. Fuck off. Go away. Yep, go away. No gaming. I will be out soon. No gaming. I will be out soon. No gaming anymore. You don't want to listen. I said I'll be out soon. No gaming anymore. I said I will be out soon. No. Don't listen then. Get off. I'll be out soon. Get off. I'll be out soon. Go Get away. Off Leave me alone. Get Fuck off your dog. Get you don't off. Pay the fucking bills. Get off the game. I will Evet, çevirili versiyona geçelim mi arkadaşlar? İsterseniz çeviriye başlayayım. Bir de baştan alalım, çeviri yapalım. Baştan bir anlamayanlar olduğunun farkındayım. Dilerseniz çevirili baştan alıyorum şu anda. Abi gerek var mı? Abi anlamayanlar var. Evet, anlamayanlar var. Ne oluyor lan diyenler görüyorum şu anda chatte. Evet, adam yayında, kendi evinde. Benim anladığım kadarıyla en az bir tane doğmuş çocukları var ve karısı veya kız arkadaşı evli olmak zorunda değiller. Hamile kalması için orasını bilmiyorum. Karısı veya kız arkadaşı hamile. Ortadaki durum bu. Yani çocuk var, kadın hamile. Adam yayınını yapıyor. Yayını onun işi mi, yüzde kaçı hayatının bilmiyorum. Başka bir işi var mı? Yayıncılıktan mı para kazanıyor sadece bilmiyorum. Biraz da genç görünüyorlar. Genç evlenmiş görünüyorlar. Bildiğim şeyler bu. Şimdi devamına geçelim. İki çocuk var gibi. ESC'de bilmiyorum oyun olabilir. Geri zekalı.
O zaman çeviriyle başlayalım abi. Hamile olduğunu nereden anladın? Çevirince anlarsın. Yes, abi. Yes, yes. Okay. Daha bir saat önce kalkacağını söyledin. Yes, yes, okay. Yakında wait. Çıkacağım. Sadece bekle. Jesus Christ. I'll be out. Yes, I'll be out soon. Allah kahretsin. Yakında çıkacağım. Stop. Dur. Stop. Dur. No, I'll be out soon. Grace, yapma. Stop. Grace yapma. Stop. Grace yapma. Bir. Kaldırıyor burada elini. Bir şey fırlatacak herhalde kız. Can you stop, please? Yapma, düşecek. Lütfen durur musun? I'll be out soon. Yakında çıkacağım. Grace, just stop. Grace, sadece dur. Okay, please. I'll be out soon. I'm gonna start çıkacağım. Talking. Çıkacağım diyor. Lütfen diyor. I'll be out soon. Yakında I'll çıkacağım. Be out soon. Grace, I'll be out soon. Grace, yakında çıkacağım. Fuck off. Bir şeyler fırlatmaya başlıyor kadın. Honestly, I'll be. Cidden yapma. Yakında çıkacağım. Dur. Ben de sana bir şeyler fırlatmaya başlayacağım. Bakalım nasıl hoşuna gidecek mi? Abi erkek sen düşünürüm de kızsan. I'll be out soon. I will. Lütfen, lütfen çıkacağım. Lütfen, lütfen çıkacağım diyor. Ve kız fırlatmaya başlıyor. RP değil bu arada oğlum. Herif banlanıyor yani. Şu an yaşanıyor gerçekten. Can you not? I said I'll be out soon. Yapmaz mısın lütfen? Yakında çıkacağımı söyledim odadan. Stop. Dur. No computer. Stop. No computer. Bu Avustralyalı bu arada ya. Şu an emin oldum. Kızın aksanı biraz daha kalın. Bilgisayar yok artık diyorum. Bıktım diyor kız. Stop. Durdur bu shit'i diyor. Durdur bu olayı diyor. Ve adam bir tane slap duyuyoruz orada. Bir tokat duyuyoruz. Please. Irish değil bu arada. I'll be out soon. Yakında çıkacağım. Lütfen dur. İstediğim tek şey sadece biraz kendime zaman ayırmak. Sen bir kadın dövücüsüsün diyor kız da. Lütfen beni yalnız bırak. Yakında çıkacağım. Kaç kere söylemem lazım? Kaç kere söylemem lazım Grace? Yakında çıkacağım. Dur. Çocuğu da duyuyoruz orada. Adam kalkıyor, bir tane vuruyor. Geliyor, geri dönüyor masaya. Kadın arkasından bir şey daha fırlatıyor bu arada. Onu duyuyoruz. Suratıma vurma. I'll be out soon. No, you hit me. I'll be out. Suratıma vurdun. Soon. Don't away. You dare touch my face. Suratıma sakın vurmaya cesaret etme. Go away. You hear that? All you people there. Bütün insanlar yayındaki duyuyor musunuz? Az önce suratıma vurdu. Dinner on the hour, but you're busy eating. I'll be out soon. Go away. No, not till I make my point. Fuck off. Lütfen gider misin? Lütfen gider misin? O da diyor ki yok diyor. Kendi şeyimi kendi pointimi kendi söylemek istediğim şeyi söyleyene kadar gitmiyorum diyor kız. Bıktım artık. Söylemek istediğim şeyi söyleyeceğim diyor kız. Bilgisayara vuruyor burada kız bayağı. 350 bin takipçisi mi varmış bu yayıncının? Bilgisayara falan vurmaya başlıyor kız. I'll be out soon. Yakında çıkacağım. Lütfen gider misin? I will say sorry. Suratıma vurduğun için özür dilerim o zaman diyor. Çocuk da özür dileyeceğim zaten diyor. But I'll come out and say sorry. I will say sorry. Şimdi söyle diyor. Bilgisayara vurmaya başlıyor kız. Go away! Fuck! Leave me alone! İteliyor mu ne oluyor orada bilmiyorum ama o duyduğunuz ağır ses muhtemelen kulaklığın düşme sesi. Yoksa kadına vurdu mu orada ne oldu bilmiyorum. Fucking hell Grace. Lanet olsun Grace. Oh my god, fuck off. Ne dedi? Kız ne dedi? Fucking hell. Leave me alone. Fucking hell Grace. No I don't, fuck off. Kadın dövüyorsun diyor. O da yok dövmüyorum. Siktir git diyor. Just leave me alone for 10 fucking minutes of your life. Lütfen hayatının 10 dakikası beni rahat bırak diyor adam. Please. Lütfen. That's all I ask from you.
Senden tek istediğim bu. Go away, Grace. I will be out soon. Git Grace. Neden bunu cevap olarak almıyorsun? Neden dinlemiyorsun? Şu anda düşürdüğü kulaklığını falan takıyor sanırım. Çünkü saatlerdir bilgisayar başındasın. Hayır değilim. Yakında çıkacağım. Evet, bilgisayarın başındasın saatlerdir. Kalk artık başından. Yapmak istediğim şeyi bitirmeme izin ver ve çıkacağım. Kadın da kalk, kalk deyip duruyor. No, I will be out soon. I'll be out soon. Listen, listen. I will. Chat'in benim hamile olduğumu biliyor mu? Host mu attı bu arada? Right. Chat'teki herkesin bilmesini istiyorum. Ben hamileyim ve az önce bana saldırdı. I'll be out soon. I will be. No gaming at all. Daha fazla oyun oynamak yok diyor ve bilgisayara dalıyor şu noktada. Soon, fuck off. Go away. Yep, go away. Orasını duymadım. I will be out soon. I will be. Artık gaming yok, artık gaming yok diyor. Çocuk da ben kalkacağım az sonra diyor. Sal beni diyor. Be out soon. You don't want to listen. I said I'll be out soon. I said I will be out soon. Aynı şey. Don't listen then. I'll be out soon. I'll be out. Şu anda bayağı monitörü falan harastamaya başladı. Soon, go away. Leave me alone. Fuck off your dog. You don't pay the fucking bills. Bu noktada kız kalk falan diyerek böyle monitörü falan sallamaya başlıyor. O da şey diyor. Siktir git artık köpek. Buradaki evin faturalarını sen ödemiyorsun diyor. Get off the game. Ya kadın bayağı şu an monitörü ve her şeyi devirdi. İki çocuk var herhalde bu arada. Rahat bırak beni, git artık, git. Eşyalarıma dokunmayı bırak. Fuck out of here. Çık buradan. Go away. Git. Get out of my fucking life. Hayatımdan çık. Yeah, fuck off. All you have to do with this fucking patient is dumb fuck. Biraz sabrın olsa yeterliydi amına kodumu salağa. Fuck off out of here. Çık lan buradan. No, atom bombası attı kız herhalde, ne attı bilmiyorum abi. Mommy, daddy, please, çocuklardan anne baba lütfen falan geliyor. En az iki çocuk var bu arada. Çocuk burada, get off me diyor. Bırak beni diyor çocuk. Ne oldu orada bilmiyorum. Kız bir çocuğa saldırdı, çocuk bu kıza saldırdı bilmiyorum. Evet, olay bu. Yaşanan olay bu. Şimdi chat'ten, pleblerden tam çevirisini de yaptım. Rassamaha. Kim haklı? Kadın, adam. Bir poll açmak istiyorum. Kimin haklı olduğunu düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Plebler de versin abi oyunu. Şunu spamlesenize. Karın gelsin. Karım içeride ya şu an. Kocam o benim bu arada. Bir bakalım kadın mı haklı, adam mı haklı? Chat ne düşünüyor çok merak ediyorum. Kadın %45, adam %55'te gidiyor şu anda. Bakalım ne dönecek, çok gerçekten merak ediyorum insanların ne düşündüğünü. Oyları atın arkadaşlar. Allah aşkına tıklayıp atın. 3000'de kalmış. Şu kaç bin izliyoruz şu anda? Şu an kaç bin yayın? Oha, 11.000 daha ne oldu kamu rakamı? 11.100 tamam. Şu an 11.100, gel kardeşim sen de debate'e katıl. Yok, ben fikrimi söyleyip gideceğim. Tamam. Abi tartışalım şimdi... ama bunu.
Ama şeyi bilmiyoruz. Bu adam bu olayın sıklığını bilmiyoruz yani. Bu ne kadar adamın saldırı sıklığı mı, kadının saldırı sıklığı mı? Yok, hayır. Adamın ne kadar sıklıkla bu şekilde davrandığını bilmiyoruz. Belki de ailesini ihmal ediyor uzun süredir. Ve bu yayında artık patlıyor kadın. Bu da olabilir. Peki. Bunu bilmiyoruz. Çünkü elimizde peki, öyle... Biz peki. Öyle bir veri vermiyor video. Tamam, evet. İlkinde tokat atıyor. Sesi çıkıyor yayıncı. O siniriyle atıyor onu. Sonradan onun yayına gittiğini anlıyor. Anlıyordur. İkinci gidişinde adam hiç ses çıkmıyor ama kadın çok bağırıyor. Belki de çok ses çıkarmadan fazla bir... Ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Şiddet uyguluyor olabilir. Ora kulağını falan çekiyor olabilir mesela. Ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Ama şey o... Yayına gelmez. Gel abi, ben de kendi tarafımı söyleyeyim. Evet, anladım. Dinliyor. Abi, kadın burada bir olay çıkarmaya çalışıyor. Ne diyor benim bu dediklerime? Sana hak veren de var, vermeyen de var. Şimdi kadın bir olay çıkarmaya çalışıyor. Ve işin özünde fiziksel şiddeti başlatan kişi evet, kadın. Evet. Fiziksel güzel. Şiddeti kadın başlatıyor mu? Tabii canım, ama o videoda anladığımız o zaten. Yani kadın fiziksel şiddeti başlatıyor. Evet, fiziksel ve psikolojik. Hem yani fiziksel hem psikolojik şiddet uyguluyor kadın, değil mi? Aynen. Ve abi şunu düşünmen lazım bak. Halka açık bir yerde, bir restoranda, bir barda böyle bir şey yaşayabilirsin. Ne yaparsın abi? Kalkar gidersin, değil mi? Kalkarsın, tamam okey, kafayı yedin sen, takılıp kanka dersin, kalkar gidersin. Bu şekilde olayı kapatırsın, değil mi? Sonra oturup konuşursun. Ama abi sen doğduğun köyde yeni evindesin. Çocukları şeytana adayım, sen ne yapıyorsun? Sen resmen evindesin, kendi evin, gidecek başka bir yerin yok. Kendi aldığın bilgisayarın, kendi işin ya da hobin ya da yarın işin olan yayıncılığı yapıyorsun. Yani burası senin safe zone'un olması lazım. Burası kendini rahat hissettiğin bir yer olması lazım. Yani taciz ve tecavüze uğruyorsun hem fiziksel hem psikolojik. Tamam ama sen şimdi adamın yapmış olabileceği bir şeyi kendini yapmayacağını düşünerek hesaplıyorsun bu dediğini. Ama adamın bunu yapmış olması demek kadının şiddete başvurması yolunu mu açıyor? Yani şu anda açmıyor tabii ki. Sen bir mazeret uyarıyorsun. Tamam, tabii sen ki şu anda açmıyor. Sen şu anda bir mazeret ama çıkarıp... işte fiziksel aslında şiddeti başlatan o diyorsun ya, bu başka bir şeyin bak, sonucu olabilir. Bak bunu bir şey diyeceğim. Bunun ama şundan kadın hiç... diyorsun yani. Kanka bunun şundan hiçbir farkı yok ama. Kadın tecavüze uğramış. O zaman mini etek giymeseydi. Yani sen şu anda bahane buluyorsun abi şiddete. Yok. Evet. Yani evet. Bak gözünü kapat şiddet abi. Dediğini... Biz bir saniye şunu düşünelim. Bak gözünü kapat. Rolleri değiştir. Kızın biri streamer, tamam mı? Erkek arkadaşıyla hiç ilgilenmiyor. Tamam? Hiç ilgilenmiyor. Erkek arkadaşı kapıyı açıp Grace kalk oradan amına koduğum deyip kafasına bir şeyler atıyor. Kızın kendi parasıyla satın aldığı ekipmanına hasar vermeye tamam başlıyor. Tamam da benim dediklerimden ben kadın haklı demedim ki. Ama mazeret benim olur mu? Benim dediğim şeydi yani. Hani bu tarz işin bu boyutu da vardı yani. Onu anlatmaya çalıştım. Abi o boyutu pek umurumda değil açıkçası. Yani şunla hiçbir farkı yok. Hani bu ikisini de haksız duruma düşürüyor. Mesela şey diyenleri gördüm chatte. Kadın hamile, hormonları bozuk. E ne var abi? Ben de o zaman şöyle diyebilir miyim? Gideyim birine tecavüz edeyim. Diyeyim ki hormonların bozuk abi. Ben nymphomaniyanım. O sırada sikesim geldi. Siktim. Böyle bir şey var mı abi? Böyle bir savunma mekanizması olamaz ki. Böyle bir savunma mekanizması yok. Siz çocuk musunuz abi? Yani şiddetin arkasına mazeret sunmak sayfalarca sunulabilir. Herkes götünden bir şey uydurabilir. Nasıl, ne alaka? Çok alaka abi. Çok alaka canım arkadaşlar. Ama abi şiddete şimdi... bahane buluyorsunuz şu anda. Yok hamileymiş çarçuk, yani çocukluk yapmayın lütfen. Ha söyle. Ama şimdi kadının yaptığı bir iki bir şey fırlatıyor. İçeri girdiğinde kadın bayağı bağırıyor yani çok. Belki de bu uzun süreli böyle şiddete maruz kalan birinden geliyor bu tepki. Kanka o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bilemezsin yani. Bir dakika şöyle bir şey söyleyeyim. Adam kalkıyor. Bu arada 3 dakika boyunca adam lütfen gider misin? Lütfen gider misin? Lütfen gider misin? İşimi bitirmem lazım. Lütfen gider misin? Dedikten sonra kalkıyor vuruyor. Vurmasını onaylamıyorum. Beni dinle. Bendesin. Evet. Çete de yok. Çetinde ne? Vurmasını onaylamıyorum bak. Kesinlikle okay. Adamın attığı tokat doğru tamam. Bir şey değil. Aha. Tamam? O orada bir anlaşalım. Okay. Ben kesinlikle adam iki tokat atmış demiyorum. Çünkü onun şiddetine de mazeret uyduracak bir insan değilim ben. Adam kalkıyor, tokat atıyor. Kız 10 saniyelik timsah gözyaşı döküyor. Oluyor. Anında geri dönüyor adama bir şeyler. Kendi fikrini, kendi yapmak istediği şeyi empoze etmeye devam ediyor. Yani orada kızın ajandası belli. Ben bunu bilgisayardan kaldıracağım. Artık oyun oynamasın, artık bizimle zaman geçirsin. Yani gerçekten şiddete uğrayan bir insan ya da şiddete uğradığını düşünen bir insan ya o anda eskalasyonu bitirir,
olayı kapatır sonra konuşur ya da kalkar polise gidersin abi. Dersin ki kocam beni dövüyor. Ben bu orospu çocuğundan ayrılacağım dersin. Malını mülkünü alır siktir olur gidersin haklıysan. Değil mi? Ama bunu yapmıyor kız. Adam vurduktan sonra 10 saniye bir aralıktan sonra kız tekrar yine ajandasına dönüyor. Bir şeyler fırlatıyor. Kalk bilgisayardan hıttıbık yap fıttıbık yap. Ama işte yine ve bu 3 kere oluyor bak adam. Çünkü bak adam kalkıp adam şiddet göstermek için kalkmıyor zaten bu arada. Adam deeskale etmeye çalışıyor. Yani bir olay çıkmış kapatmaya çalışıyor. Anlatarak kapatamıyor. Bağırıyor kapatamıyor. Kız rahat vermiyor. Çünkü yani evli de olsan kimsenin şöyle bir hakkı yok abi. Sen o an evinde oturup oyun oynamak istiyorsan ya da yayın yapmak istiyorsan ki adamın işi bu biraz da yayıncılık. Yayın yapmak istiyorsan o anda mesela para kazanmak için ya da iş olarak görüp bunu yapıyorsan kimse de gelip mezardan anneannem çıkıp gelip şunu diyemez abi. Kalk onun başından diyemez. Çünkü sen yetişkin bir insansın. Ha bunu oturup tartışmasını yaparsınız. Dersin ki aşkım sen biraz daha zaman ayır. Sen de biraz daha dersin ki ayırırım. Ya da ayırmam dersin. Ayırmazsın. Ondan sonra ne olur? Abi biz anlaşamıyoruz o zaman deyip ayrılırsın. Çünkü bunun insani yöntemi bu. Ya da dersin ki yardım al. Ya da bilmem ne. Anladın mı? Bir şey yaparsın. Yok abi bu da yok. Ama burada... Peki iki çocuğun var. Üçüncü yolda sen yayını kapatamıyor musun onlar için? Peki kanka şunu niye düşünmüyorsun? Bir anne var orada. İki çocuğu var. Birisi karnında. Üç çocuğu var. Kadın olay ilerliyor. Çocuğunun önünde kocasına şiddeti ilk kadın gösteriyor. Değil mi? Orada dakikalarca bağırıyor adama, bir şeyler fırlatıyor adama, çocuklar izlerken. Ondan sonra adam kalkıp şiddetine şiddetle karşılık veriyor ki yanlış, bir daha söylüyorum yanlış. Yanlış, bir daha söylüyorum. Adam kalkıp şiddete şiddetle karşılık veriyor. Çocukların gözü önünde. Kadın hala o baskıcı tavrına devam ediyor. Hala diyor ki sen kalk bir şey fırlatıyor. Ekranı sallıyor. Yani çocukların önünde böyle bir şey yaşanması kadının umrunda değil. Yani olayı yatıştırma gibi bir durum yok. Ama şöyle bir şey var Ahmet. Yani kadının öyle küçük bir fiziksel şiddetine büyük bu şey şekilde yok. Bu şekilde hayır bu ne şekilde kadar küçük olduğunu bilmiyoruz. Hayır bu şekilde tepki veriyorsa yani zaten sinir kontrolünde bir sıkıntı var belli. Ben olsam mesela normal bir insan onu yayını kapatabilir abi. Belli ki adam orada bir sıkıntılı bir durum var yani. Manyak gibi mi artık? Yani sen diyorsun ki abi yanıma otur. Sen bana diyorsun ki abi. Sırf evlendim diye bir insan benim hayatımı kontrol edebilir. Sırf evlendim diye birisi benim hayatımı kontrol edebilir mi diyorsun? Öyle bir şey demiyorum. Yani ama adamın yok konuyla başa çıkış şekli çok agresif değil. Yani konuyla başa çıkış şekli onun dediğini yapıp ona boyun eğmek mi? Hayır, boyun eğmek değil abi. Yani kapatırsın o yayını, konuşursun niye? Ve abi kapatırsın yani konuşmak için. Madem bu kadar sen bu sıkıntılı bir durumsa ya ama tamam da yani. Sen bunu yaptığın zaman dersin, ne diyeyim? Olur mu abi? Sen abi sen bunu yaptığın zaman o zaman kadın her seferinde istediğini alabildiğini öğrendiği için odana gelip yayını kapat diyecek. Şimdi yayın senin yayının mı? İş senin işin mi? Kadının işi mi? Yok ama benim yayını kapattan kastım yani durdur yayını, konuş ve ayrıl. Yani zaten ortada gitmeyen bir şey var abi. Niye böyle bir tepki veriyorsun ki? Verdiği tepkiyi onaylamadığımı söylüyorum zaten. İşte ama yayını kapatmak da doğru hareket değil, onu diyorum abi. Yayını kapatmak doğru hareket değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil abi. Ne demek yayını kapat yani? Operation oyna. Bence küçük çocuk haklı diyor bak. Yolladığınız link ne? Motels looks like it's taken as well. Anna, shut up, cunt. Don't fucking give me that attitude, Annabelle. Yeah, fuck, dude. Motels looks like it's taken as well. Anna, shut up, cunt. Don't fucking give me that attitude, Annabelle. Herhalde küçük kızı bu. Cunt diyor.
amcık diyor kızına. Konuyla bir alakası yok bu arada bunun. Kesinlikle alakası yok. Yani buradan yola çıkıp şey mi diyeceğiz abi? Bu adam orospu çocuğu ve yaptığı her şey yanlış mı diyeceğiz? Konuyla alakası nerede abi? Allah aşkına chat. Adam Avustralyalı abi. Ben Avustralya'da nasıl davranıldığını bilmiyorum çocuklara ama yani ya nasıl evet abi siz linç edecek adam arıyorsunuz. Avustralya'da çocuklara nasıl davranılıyor bilmiyorum. Bizim ülkemizde de çocuğu 3 yaşında yürümeye başlayınca çıplak bir şekilde bütün akrabaların ortasında dolaştırıyoruz amına koyayım. Alman birisi izlese pedofil mi bunlar der. Manyak manyak konuşmayın abi yani. Avustralya'da çocuklara nasıl zilli gibi bir şey diyor belki de onların ağzında. Bilmiyoruz ki abi. Ne alakası var konumuzla? Salak salak konuşuyorsunuz amına koyayım. Bizde 3 yaşında çocuk 96 akrabanın arasından büllüğüyle dolaşır böyle. Alman biri görse bunların hepsi psikopat sapık der yani. Kafayı mı yediniz der. Pedofil misiniz amına koyayım der. Biz de zilli diyoruz çocuklara. Zilli de orospu demek. Orasını bilmiyorum. Orasını savunmayacağım. Kamp demek normal olabilir mi? Saçmaladın şu an. Olabilir. Bilmiyorum abi. Olabilir. Bilmiyorum. Konuyu çarpıtıyorsunuz. Konuyla alakası yok bunun. Bilmiyorum. Normal olabilir. Avustralya'ya hiç gitmedim. Hiç görmedim. Bilmiyorum. Konuyla alakası yok. Beni salak salak tetiklemeyin. Dediğim gibi bu yöresel şeyler olabilir. Bilmiyorum. Var. Adam sorunlu. Aynen abi. 5 dakika boyunca adamın başında dikilip adamın kafasına bir şeyler fırlatıp ne fırlattığını da bilmiyoruz. Adamın belki orada hard diski bilmem nesi bir şey var. Onu fırlatan kızın hiç şeyi yok abi. Eyvallah. Peki. Yani İngiltere'de de insanlar çocuklarıyla öpüşüyorlar mesela. Tabii böyle French kiss değil de mesela. Ufak çocuğunu İngiltere'de adam gidip öpüp böyle bırakabiliyor. Normal bir şey. Evet, konunun özüne dönelim. Konunun özüne dönelim. Konudan çok sapmayalım arkadaşlar. Kadın haklı demiyoruz. Adam da haklı diyemezsin şu klipten. Demiyorum zaten. Demiyorum. Ama bu konuda yani oturup bir trafik kazasında yüzde belirtirler ya. Kadın %70 hatalıysa adam %30 hatalı. Hayatım gelip sen bunu benimle tartışmak mı istiyorsun cidden canlı yayında? Discord'da. Cidden. Katılmıyorum. Katılmayanlarla ben konuşmaya hazırım. Abi %50 %50 diyemezsiniz. Çünkü benim gözümde şöyle bir şey var. Şiddeti başlatan her zaman daha fazla haksızdır. Konu ne olursa olsun şiddeti başlatan kimse her zaman daha fazla haksız olmak zorunda. Çok net. Kimse benimle bu konuda tartışamaz. Yani şu an herkes gözünü kapatabilir mi abi? Herkes gözünü kapatsın. Herkes gözünü kapat. Bir şey rica ediyorum. Chat'te tek bir yazı görmeyeceğim. Kapat abi gözünü. Kapat abi. Kapat. Burak kapat gözünü. Kapat amına koyarım seni. Kapat gözünü. Abi bir tane kız canlandır gözünde. Okay. Tamam mı? Kız yayıncı. Yayın oynuyor. LOL mu oynuyor? Fortnite, LOL, her neyse. Oyun önemsiz, oyun da alakasız konuyla. Okay. Kız yayıncı. Tamam mı? Kapı açılıyor abi. Sen bu kızı izliyorsun şu anda. Kapı açılıyor. Bir ses duyuyorsun. Diyor ki... Ne olsun kızın adı? Judith. Judith! Get off your fucking PC. No more gaming. Get off your fucking PC. Judith de diyor ki... I'll be out soon. I'll be out soon. I'll be out soon. Abi 4-5 dakika bunu izliyorsun, tamam mı? Ve bu sırada... Judith'in erkek arkadaşı böyle bir şeyler fırlatıyor. Ne fırlattığını bilmiyorsun. Ekipmanına zarar veriyor falan. Judith kalkıp bir tane geçiriyor. Ya da iteliyor ya da bir şey yapıyor. Duyuyorsun onu. Aha. Buradaki insanların %90'ının Judith'e helal lan bak adama dersini verdi diyeceğine adım gibi eminim. Ben demem. Empati dersi 101 abi. Ben empati dersi abi. 101. Ben böyle düşünmeyerek yaptım ama. Eleştirimi. Orada böyle bir sıkıntı var. Ben %90'ın böyle diyeceğine eminim. Ya burada çifte standart da burada başlıyor zaten. Çifte standart burada başlıyor abi.
Ben demem. Aynen abi. Olsa da görsek keşke. Abi bana Kant'ın anlamını yollayan, chatten spam yapan insanların da amına koyayım. Kant'ın anlamını ben biliyorum arkadaşlar. Pozitif ayrımcılık. Ayrımcılığın pozitifi olmaz arkadaşlar. Ortak fikre gelinmeyecek. Kıza hamile olduğu için her türlü haklıdır ve kadına şiddet var, kadın haklı diyenler olacak ya da senin dediğin gibi erkek haklı diyenler olacak. Arkadaşlar bakın, kız hamile diye adama psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayabilir diyen herkes insan müsveddesidir. Herkes. Herkes. Yani şu an chatten böyle bir şey yazan varsa 30 yıllık sab olsun, banlarım. Benim chatimden siktir olsun gitsin. İnsan müsveddesisidir abi. Ben burada bunu tartışmam. Yani kimse şiddete mazeret uydurmasın. Tamam. Ben bunu tartışmayacağım. Hakikaten böyle düşünen varsa siktir olsun gitsin. Kız hamileymiş. Adam istediğini fırlatırmış. Ekmek teknesine zarar verilmiş. Yayının içine sıçarmış. İstediğini yaptırana kadar adama haraslayabilirmiş. Hem physical, hem fiziksel, hem psikolojik. Yani bu ev içi şiddet değil de ne abi? Avustralya'da Kant anlamı mate diyorlar. Ne kadar doğru bilmem, kaynak öyle gösteriyor. Olabilir. Olabilir. Ben emin değilim. Avustralya hakkında çok bilgili olduğumu söylemeyeceğim. İkisi de hatalı. Evet, onu biliyoruz. İkisi de hatalı. Bu konuda hemfikirim ama iki kişinin hatalı olduğu bir durumda Twitch'in bu adamı banlamasını doğru bulmuyorum. Yani Twitch bu adamı banlıyor. İki kişinin hatalı olduğu aile içi bir şiddet konusu söz konusu. Twitch bu adamı banlıyor. Belirli bir süreliğine banlayabilir. Sınırsız banlıyor. Sonra banını açıyor. Ondan sonra tepki geldi diye yine banlıyor. Bir danger! Yani Twitch kendi kurallarını bilmiyor mu? Ya da Twitch'te buna karar verebilecek insanlar yok mu? Yani milletten tepki geldi diye mi? Ona göre mi banlayıp ban açıyorlar? Benim anlayamadığım nokta bu. Kadını da mı banlasın? Yok, kadını banlaması gibi bir söz konusu yok. Evet, Twitch polis diye şiddetten banlayabilir. Doğru diyorsun, evet. İnsanlara zarar vermek yasak. Ama ne kadar zarar var, ne var, ne yok bilmiyoruz. Çünkü kamera önünde olmuyor. Ve kendine zarar vermekten dolayı falan ilk kez olduğu zaman belirli bir süre bana olabilir. Ama full banlayıp ondan sonra tamam, o kadar kötü değilmiş durum deyip anlıyor Twitch işin aslını. Çünkü polise de devşirdi bu konu, yani polisin araştırması altında. Mahkemeye de gitti konu. Oradan ne çıkacak hep beraber göreceğiz. Bunun tabii sağlık raporu, bilmem nesi, carçurt, darp raporu vardır arkadaşlar. O kadar bilgi var mı bilmiyorum ama Crusher'a sormuştum polis raporuyla ilgili bilgi var mı diye. Crusher bulduysa bana göndersin. Onu ben merak ediyorum, polisin darp raporuyla ilgili. Mahkemede suçsuz bulunmuş adam diye bir söylenti var. Emin değilim, ben onu çok araştıramadım. Ama burada Twitch'i çok suçlu buluyorum ben. Yani böylesine bir durumda adamı banlayıp popülizm üstüne oynamak. Adamın zaten bütün sülalesini linçlemişler internette, Reddit'te falan. Hiç yani çok çok pusi buluyorum. Çok başarısız buluyorum burada şeyi. Twitch'in yöneticilik vasfını. Çok kötü yani. Platform olarak çok yanlış hareket. Okay, Avustralya'da biri şunu yazmış. Just relax, okay? Take a breath. In Australia, cunt, pronounced cunt as in bunt, as many connotations, most of which are actually positive. For example, if a friend of mine were to be exceptional at motorsports or a nice person, I would say sick cunt. Evet, ya cunt'ın Avustralya'da kötü kullanılmadığını söyleyen bir Avustralyalı var chatte. Küfür olarak kullanmıyoruz diyor. Chatte değil de YouTube yorumlarında sanırım bu. Cunt aslında Avustralya'da o kadar da kötü bir şey değilmiş diyorlar. Ya mesela Malaka'da igne demek arkadaş olarak da kullanıyor Yunanlar. Ne yapacağız şimdi yani? Öyle bir şey de var. Ama ben mesela Twitch olayı konusunda fikrimi belirteyim mi? Buyurunuz, dinliyorum. Yani şimdi orada Twitch'in bence eleştirilmesi gereken noktası neden tekrar banladığı değil, neden unbanladığı hesabı. Abi çünkü bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla mahkemede herif suçsuz çıkmış zaten. Yok yani bence o hiç unbanlanmamalıydı zaten. Sebep? Abi terms and conditions, şiddet var mı? Var.
Evet. Ben Terms and Conditions gözüyle bakarım olaya. Sözleşmemde ne yazıyorsa, User Agreement'ımda ne yazıyorsa ona bakarım ben. Ya orada bir şiddet var. Beni bunun ötesi, gerisi hiçbir şey değil. Ama şiddetin derecesine ve şeyine göre indefinite olup olmayacağını da bilmiyorsun yani. Orada indefinite bana atan Twitch. Yok abi. Bence orada bir şiddet var yani. Zaten Twitch'i takılması gereken konu bu. Öncesi sonrası onu ilgilendirmez ki. O ekran o an ne yansıdı ona bakar. Evet, çok güzel bir yorum geldi. Bakın, pozitif ayrımcılık yorum. Ben bunu çok seviyorum. Caho, ne olursa olsun evet, kadın orada belki ilk fiziksel şiddeti başlatan olsa da hamile, iki canlı. Orada vurmak yerine karısını oturtsa, konuşsa emin ol daha güzel şeyler olabilirdi. Ben bir erkek olarak, evli olarak o kadının çığlıklarını duyunca rahatsız oldum falan diyecek herhalde. Devamı gelmemiş. Abi, evlisin. Hanımın evde mi şu anda bilmiyorum. Hanımının cüsse olarak sana farkı nedir tam olarak bilmiyorum. Şunu rica edeceğim senden. Bir saniye, ben bunu niye açamıyorum? Açılmıyor bu. Link duruyor. Şunu rica ediyorum abi. Hanımın ayağa kalksın. Kapının ağzında dursun. Kapının eşiğinde dursun abi. Patron. Hanımın kalksın abi. Kapının eşiğinde dursun. Sen hanımını kapıdan dışarı çıkartmaya çalış. İttirmeye çalış. Oh, ama hanımın dirensin. Cahon, rica Cahon, edeceğim bunu bir dener misiniz? Sana doner ekmek parası gandırmıştım. Yediysen afiyet olsun. O videoya gelecek olursak kadının oil yapmaması gerekir. Erkeğinde şiddet uygulamaması gerekir. İkimizde Avrupa gorduk göz kırpan surat. Eyvallah. Abi cidden bakın, evde kız arkadaşı olan varsa şunu bir gayet sportmence deneyebilir misiniz birbirinize zarar vermeden? Net söylüyorum. Kız arkadaşınız ya da hanımınız geçsin abi, kapının eşiğinde dikilsin, bütün gücüyle karşı durmaya çalışsın, siz de çıkarmaya çalışın abi. Bir deneyin abi, ne olur bir deneyin. Kolay mı, nasıl oluyor, bir deneyin abi. Bana şu an yorumları bırakın, çok merak ediyorum abi, nasıl başarılı olacak mısınız, kolay bir işlem miymiş, efendime söyleyeyim daha mı çok zarar vermiş olacaksınız partnerinize. Bir deneyin bakayım abi. Ayrıldık, mutlu musun? Zarar vermeyin bize. Sportmence abi. Sportmence. Avukat. Evet, chatte avukat var. Bir hanım herhalde. Bakalım. Biz şu an sadece bir olayın çok küçük bir kısmını görüyoruz. Yani bir makalenin sadece bir paragrafını okumak gibi düşünün. Bu yüzden bu konuyla ilgili sadece videoya bakıp yorum yapmak yorum değil. Bundan önce neler oldu? Kadın neden böyle davranıyor? Adam neden böyle yaptı? Ya da daha önce davrandı mı, bunu bilmiyoruz. O yüzden kimin haklı olup olmadığı karar vermemiz... Hayır abi, katılmıyorum. Hayır abi ya da abla, katılmıyorum. Katılmıyorum abi. Katılmıyorum abla. İnsan. Katılmıyorum ya. Katılmıyorum insan. Cinsiyet belirtmeden. Katılmıyorum. Neden katılmıyorum biliyor musun? Yani daha önce ne yaşandığının bu konuyu ben analiz ederken benim üzerimde hiçbir etkisi yok. Ben pragmatik bir insanım. Tamam, ben pragmatik bir insanım. Ben realist bir insanım. Ben oradaki olaya bakıyorum. Polis raporu mu var? Tamam, atsın abi. Discord'dan atın. Discord'dayım ben. Tamam, bakacağım şimdi. Katılmamamın sebebi şu abi. Yani daha önce ne olmuş? Did you just assume my gender? Abi bu arada yani aranızda kadından şiddet gören erkek varsa çıksın konuşsun. Anlatsın onlar da. Gerçekten yani zannedildiği kadar kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya işte şey diyorlar ya. Ya işte karşına oturt konuş, ne olacak? Kadın sana ne kadar zarar verebilir ki? Ben buna katılmıyorum abi. Ben buna katılmıyorum. Nasıl yani? Ben anlamadım. Ya şey diyorlar ya, bazıları şey diyor işte. Ya kadın işte ne olacak? Ne kadar zarar verilir? Kadının şiddetinden ne olacak deyip şiddeti küçümseyenler var ya. Öyle bir şey yok ki oğlum. Şiddetin şeyi şiddeti yok. Böyle küçümseyip hani küçülde cebine koy. Ölçemezsin şey, ya. Yani şey diyecek hani. Ya ne olacak kadın işte. Oturt konuş falan diyen var abi. Neyi oturtuyorsun? Yani. Ama yok, oturt konuş diyorsa tamam işte, o haklı. Abi nasıl oturtacaksın? Ama küçümsüyorsa haksız. Peki nasıl oturtacaksın böyle bir durumda? Şey. Abi kapatıp oturtabilirsin ya. Oturtamıyorsan sıkıntılı bir şey. Ama işte kapattığın zaman ona boyun eğmiş oluyorsun abi. Niye boyun eğmek zorunda değilsin ki? Yani evlendin diye senin hayatını zindana çeviremez ki.
Abi yani az önce ya. Avukatın yaptığı yorumun aynısını ben de yapacağım. Abi ama kanka evlilik ya. Bu bir dakika abi, az önce avukatın yaptığı yorumu ben de yapacağım. Avukat diyor ki daha öncesinde ne olduğunu bilmiyoruz diyor. Okay. Tamam, ben de şunu söyleyeceğim abi. Daha öncesinde ne olduğunu bilmiyoruz. Kadın belki adama hiç rahat vermiyor, hiç özel alan vermiyor. Kadın belki adama hiç nefes aldırmıyor ki adam videoda bunu söylüyor zaten. Aha. Grace diyor hayatında ne olur 10 dakika beni rahat bırak diyor. For once in your life diyor. Yani mazeret aranacaksa ben de adamın tarafından çok mazeret sunabilirim. Spekülasyon yaparak. Ki hepimizin yaptığı da bu. Spekülasyon yapıyoruz burada. Kanka ama evliliğin ya. Yani senede bir gün durduruver bir ödün ver. Kadın her gün yani. Bunu yapıyorsa. Tam da ödün ver yani. Konuş ve bitir. Yani neyi anlamadım ben hala. Niye yayının kapatılması? Yani sen hayatında önemli bir yanlış buluyorum olduğunda... abi. Sen önemli bir konu olduğunda acil bir durum mu var? Fark etmiyor musun? Acil bir durum mu var? Abi sıkıntılı bir durum gibi gözüküyor. Eğer iyi bir yayıncıysan zaten o şartlar alt, o tartışmadan sonra yayının daha önce... Bak sana katılıyorum ama ben orada onu o hareketi yaparken yayıncılık kısmını düşünerek, insanların etkilenmemesi gereken kısmını düşünerek yaparım o hareketi. Orada sana katılıyorum. Ben yayını kapatırdım. İşte ben de onu diyorum ya. Ben yayını kapatırdım bu arada. Zaten. Eyvallah. Bak orada sana katılıyorum. Ben yayını kapatırdım ama yapılması gereken doğru hamlenin bu olduğunu da düşünmüyorum. Yani bunu yapmak zorunda olduğunu düşünmüyorum adamın. Adam orada katılmıyorum. Yayını kapatmıyor o an. O an yayını kapatması lazım. Zaten izlenmeyecek yani o saatten sonra. Herkes bir gerildi. İzleyici ben izlerken gerildim bir kere. O oldu. Tabii ki canım. What's been seen cannot be. Ama adam orada o konuda ısrarcı olma hakkına sahip. Onu demeye çalışıyorum. Yani adam ben yetişkin bir insanım. Burası benim evim. Onun da evi bak ona bir şey demiyorum. Onun da evi. Kadının da evi. Burası benim evim. Ben şu anda evimde yayın yapıyorum. Beni rahatsız etme. Ne zaman istersem o zaman çıkarım. Yani senin isteklerin doğrultusunda yaşamak zorunda değilim. Kadının bilmesi gereken şey bu. Bu konuda adam haklı mı? Haklı. Ha kapatsa iyi olur muydu? Olurdu ama adam olayı deeskale etmek için kıçını yırtıyor zaten. Grace ne olur çık. Grace lütfen çık. Yalvarıyorum çık. Ama çok yani ne bileyim ya. O şekilde olmaz ya. Buruk. Evet, faturaları ben ödüyorum kısmı da var. Yayın evliliğinden abi iş her şeyden önemli. Ben size onu söyleyeyim. Buna yayın olarak bakmayın. Adamın işi ise eğer bu iş her şeyden önemli. Çünkü o iş hem o kadının karnını doyuruyor, hem o çocuklarının karnını doyuruyor, hem de gelecekte doğacak olan çocuğun karnını doyuruyor. Kusura bakmayın yani. Bir erkek için en kutsal şey iştir. Tamam da abi. Sen buna katılıyor musun? Hayır. Bir erkek için en kutsal şey iş abi, değil mi abi? Şimdi ben sana şunu şöyle açıklayayım. Okey işi kutsal da evet. Yani sorumlu bir evlilikle yani konuşmadan götürdüğü bu şekilde tamam. Tepki vererek götürdüğü bir evlilikle devam ederek işinden ne kadar verilmiş. Ama bak şu an spekülasyon yapıyorsun. Ben de şöyle bir spekülasyon yapabilirim. Hazır mısın? Ha. Yapıyorum. Okay. Yayından önce kadınla oturdular konuştular. Tamam mı? Okay. Kadına dedi ki Grace lütfen bak son zamanlarda sana zaman ayıramıyorum kusura bakma ama paraya ihtiyacımız var. Ödememiz gereken faturalar var. Lütfen bugün yayında beni rahatsız etme deyip oturduğunu varsayalım. Bu da olmuş olabilir. Bilmiyoruz ki sen spekülasyon yapıyorsun. Ben de spekülasyon yaptım. İşte o yüzden... Anladın mı işte yani spekülasyonlar üzerinden ilerliyoruz hepimiz. O yüzden ben baktığım video üzerinden yorum yapıyorum. Yani benim dediğim şey de gayet yaşanmış olabilir. Sonra yaptığın spekülasyonu dinlemedim ya. Abi dinlemedim bir de anlatayım o zaman. Çete odaklandım ha. Kanka. Ha. Adam yayından önce Grace sana son zamanlarda yayın zaman ayıramıyorum. Aha. Kusura bakma. Ama ödememiz gereken faturalarımız var. Bugün yayına gireceğim. Beni lütfen rahatsız etme demiş de olabilir. Yani onun üstüne de yaşanmış olabilir bunlar. Senin yaptığın spekülasyon adam zaman ayırmıyor diyorsun. Yayından önemli mi diyorsun? Ben de diyorum ki belki de bunu konuştular bilmiyoruz. Belki de Grace okey dedi. Ama sonra adam manyak olduğu için saldırdı adama bilmiyoruz ki. Tam da o da olabilir. Ya, ben de onu diyorum işte. Yani adam belki onun rahatlığıyla oturdu bilgisayarın başına. Bunu bilmiyoruz ki. O da olabilir abi. Evet. Kadın bariz haksız kabul ediyorum. Ama kadın götünden bile şişlese hamile bir kadına vurulmaz. Katılmıyorum abi. Ya vurulmaz kısmına katılıyorum. Ama götünden bile şişlese sen bunu almak zorunda değilsin. Yok ben kendini yok. Korumak zorundasın abi. Yok götümden biri şişleyecekse niye vurmayayım abi? Abi katılmıyorum. Kendini korumak zorundasın. Sen bir bireysin abi yani sırf hamile diye senin aranı sikemezsin. Birisi de Budi alıyor amına koyayım. Tolga'cığım Budi'nin hayırlı olsun. Böyle bir şey olamaz abi. Bana gelecek kadın erkek kimse fark et. Kim? Abi fark etmez bu arada ya. Bana şiddet uygulayamaz kimse. Evet. Bu basit bir şey abi. Evet abi tamam. Ya sen
Andınmenç misin amına koyayım? Ama ben zaten bunu önce anlıyorum, sonra işin diğer tarafında anlatıyorum yani. Bunu anlayıp erkek haklı demiyorum direkt. Tamam. Kadın haklı da demiyorum yani. Okey. Benim dediğim bu. Ben bir tarafı tutmuyorum ki. Ben açıklıyorum sadece. Diğerleri point out ediyorum ben. Hayır, ben şurada benim sinirlendiğim şey, insanlar erkeği savunduğumu zannediyor burada. Bakın tekrarlıyorum, yineliyorum. Erkeği savunduğumu düşünenlere yineliyorum. Nerede, hangi noktada dikildiğimi yineliyorum. İyi dinleyin. Ben burada adamın linç edilmesine karşıyım. Ben burada adamın sosyal medyadan silinmesine karşıyım. Ben burada adamın işinin elinden alınmasına karşıyım. Ben burada adamın insan içine çıkamayacak duruma getirilmesine karşıyım. Çünkü internette yapılan şey bu. Şu anda bu adama. Bu adam insan içine çıkamaz bir hale geldi. Kendisinin daha az suçlu olduğu bir konuda bu kadar anasını sikilmesine karşıyım ben. Benim bütün derdim bu. Benim meselem bu. Çünkü bu olayın zıttı olsaydı, karakterler yer değiştirseydi, yayıncı kız olsaydı, bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Hiçbiri yaşanmayacaktı. Ben bu adamın linç yemesine karşıyım abi. Olay bu. Yani adamın haklı olduğunu kesinlikle söylemiyorum. Peki linç, yani kadının darp edildiğine dair bir şey mi var yani? Ağır bir doktor raporu falan mı var? Belki ona bakacağız şimdi. Dur. 28 yaşındayım. Eşimden 2 sene önce ayrıldım. Eşimin aşağılamalarından sıkıldığım için işimden dönünce bilgisayar başında takılıyordum. Bir gün aynı bu sahne oldu ve kendimi odaya kilitledim. Eşim kapının camına yumruk atıp bileğini kesti. Mahkemede üzerime attı. Bu cuma mahkemem var. 2 sene oldu. Hala bununla uğraşıyorum. Ben yine chat'e odaklandım. Chat'ten okudum bunu abi zaten. Aa, 28 yaşındayım, eşimden bu mu? Evet. Oku, içinden oku. Buyur. Hadi ne yapacağız? Ululu. $1000 artı kazanan bir mühendismiş zaten. $1000 çok para değil bu arada ya. Ha, normal hayatında aynı zamanda mühendismiş. Bu arada attığın link açılmadı abi. Bana bir link atıldı. Crusher'dan bakayım, bu ne? Dur. Okay. Okay. Kadın ciddi bir şekilde yaralanmamasına rağmen olaydan ötürü stres altında ve şok diye çevireceğim bunu. Şoktaydı. Kız 21 yaşındaymış. Okay, kadın fiziki şiddete maruz. Bir dakika abi, şuna bir okuyayım. Neredeydim ya? Koruma altına alınmış kadın. Olayda 3 yaşında bir oğlan bir de kız varmış. Polisin söylediğine göre. Okay. Karısı mı partneri mi bilinmiyormuş. Okey. Ha, bu kaynak şeydi bu arada. Kaynağı da merak edenler. Washington Post. Washington Post'un. Oh yeah. Şuradaki bu tam gecen Ganku Yobaz TV'deki röportajı basan kadınlar gibi. Haklı olsalar da kadınım ben deyip sadece %50 ihtimalle dünyaya geldiği cinsiyet sayesinde invulnerable olduğunu sanmak inanılmaz. D.Standa. Evet. Double standard, çifte standart diyorsun. Burada şey, kaynak bu. Kafa dağıtacağız diye geldim, gerildim bura. Muhabbet bitince haber edin. Ben diğer şişman. Abi her zaman kafa dağıtmıyoruz canım. Bazen de böyle konuları ele alıyoruz. Benim de hoşuma gidiyor chat'in diğer insanların yorumlarını görmek, dinlemek. Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor abi. İnsanların ne düşünüyor? Çünkü ben şöyle birisi değilim. Beni zaten tanıyorsanız birazcık çözmüşsünüzdür. Farklı düşünce duyduğum zaman çok triggerlanmıyorum. İnsan dışı bir şey değilse. Ama yani burada
şeye triggerlanıyorum mesela çünkü insan dışı bir şey. Yani götüme şiş soksa hamile kadına bir şey yapmam insan dışı bir şey. Evet tabii canım yani net. Yani muhtemelen sen hayatında hiç dayak yemedin. İyi bir şey bu arada. Hayatında dayak yememen iyi bir şey. Tebrik ediyorum seni. Yani hiç şiddet görmedin belki de. Mükemmel abi. Harika. Ama şiddet gören insanlar sana katılmayacaktır. Abi o zaman o kadını o raddeye getirmesin. Madem evli bu adam, senin hem işine hem eşine vakit ayırmak zorundasın. Evet, erkek haklıydı ama o tokat olmadı. Kendin de diyorsun korumak zorunda kendisini diye. Tokat atmak korumak olmuyor. Karton atana. Abi şimdi şöyle bir şey var. Sadece ne attığını bilmiyoruz. Ekranda gördüğümüz tek şey karton. Ekrana gelen tek şey karton. Onun dışında ne attığını bilmiyoruz. Ama adamın ekipmanına zarar verdiğini görüyoruz açık ve net bir şekilde. Sert bir şeyler attığını da sesini de duyuyoruz. Artık ekipman mıdır? Kulaklık mıdır? Biliyorsunuz abi şu klavyeler yani 2500-3000 lira. Adamın ekmek teknesinden bahsediyoruz. Zarar vermeye başladığı şey hem malına hem canına şiddet uyguluyor. Yani tabii canım yani. Saçmalamayın abi ya. Oradan raftan alıp ne fırlattığını bilmiyoruz ki kadının. Yani bana şiddetin seviyesini tartışmayın. Karton fırlatmış, cırt fırlatmış. Ya isterse peluş oyuncak fırlatsın amına koyayım. Şiddete ilk başvuran o mu? O. Tamam ama işte abi şey var. Bu neymiş? Yolladığın sayfa bulunamıyor abi. Facebook link attın ya onu açamıyorum. Abi senin dediğin meşru müdafaayı kastediyorsan şöyle bir şey var. Meşru müdafaa sana uygulanan şiddete karşı orantılı bir şekilde cevap vermektir. Adam orantılı bir cevap az önce vermişe benzemiyor pek gibi yani. Orada böyle bir nokta da var moruk. Abi orantılı ne demek? Yani şimdi sana şöyle bir soru soracağım. Elinde beyzbol sopasıyla gelen birisini kendi evindeyken silahla vurup öldürsen nefsi müdafaa yapmış sayar mısın? Orantılı değil yaptın. E sen de mi beyzbol sopası çekmek zorundasın? Yani adamı öldürüyorsun sen. Ama elindeki silahı sıkmayarak abi tamam da engellemeye çalışıyorsun. Tamam sen bunu kimse elinde silah görünce beyzbol... Kanka sen polis değilsin ki orantılı kuvvet kullanasın. Yani sen bunun trainingini, sen bunun şeyini almadın ki ne psikolojik ne fiziksel bir eğitimini almadın ki. Yani her insandan abi bilmiyorum hiç şiddet yaşadın mı ailenden falan? Hiç bilmiyorum okulda orada burada şiddet yaşadın mı bilmiyorum ama o tür bir durumda... Abi ben Türk'üm. Abi o tür bir durumda herkesin Mevlana gibi davranmasını bekleyemezsin. Söylediğin şey çok yanlış. Ben o yüzden zaten şiddeti başlatan taraf her zaman daha haksızdır diyorum. Olay nereye varırsa varsın. Anladın mı? Yani bunun eğitimini almış polisler bile şiddetle karşılaştıkları zaman elleri kollarına karışıp saçma sapan şeyler yapabiliyorlar. Abi yok bunun yani... Yani 13 yaşında çocuğu yanlışlıkla kafasından vuran polisler var abi. Bunlar eğitim almış insanlar. E tamam da yani onların alakası yok ki abi konuyla. Biz konuyu onlar değerlendirmiyor ki biz değerlendiriyoruz. Abi tamam da yani şu anda yaptığın şeye İngilizce'de hindsight denir. Yani yaşanmış bir olayı muhteşem bir şekilde biz bak burada dakikalardır tartışıyoruz ve sonunda çıkarabildiğin şey ancak bu ki ben ona katılmıyorum bile. Adam o sırada 4 dakika boyunca yediği fiziksel ve psikolojik harassment'ın üstüne o tepkiyi çıkarıyor. Ne kadar düşünmeye vakti oldu, ne kadar muhakemesi iyi, yani herkes aynı IQ'ya mı sahip? Adam bunun eğitimini mi almış? Bunları düşünmek lazım abi. Yani uzaktan bakarak kolay söylediğimiz şeyler. Şunu yapsaydı da bunu yapsaydı. Ok. Şimdi hayatım chatten diyorsun ki her ikisi de yetişkin bir birey birbirini dinlemek bu kadar zor değil diyorsun da adam 4 dakika boyunca anlatmaya çalıştı. Yani insanların içinde bari yapma sal artık. Ne zaman istersem o zaman kalkarım sal artık sal artık sal artık sal artık diye devam etti adam yani. Demek ki dinlemiyor yani. Kimin dinleyip kimin dinlemediğini biliyoruz Selin. Biliyoruz kadın dinlemiyor. Bu net yani kadın dinlemedi bildiğin net. Net abi burada tartışmaya açık bir şey yok ki. Reis eğer o arkadaş hayatım acil bir durum var mı yoksa 5 dakikaya geliyorum diyebilirdi. En azından haklılık kısmı güçlenirdi. Ayrıca sen de yengemizi ihmal etme. Kafana güdümlü terlik yediğini görmek istemiyorum. Abi diyor zaten. Rassamaha. Yani çeviriyi de yaptım ama diyor. Yani diyor vallahi diyor. Blade Voyan 12 ay olmuş. Evlilik erkeğin köleye evrilme durumu değildir. Hamile bir kadın olsan bile karşındaki insanın özel alanına saygı duymak zorundasın demiş. İşte evet büyük izleyicilerimiz burada.
Ne bileyim, bir yıl için teşekkürler bu arada. Citron Boss hoş geldin. Propier 18'e olmuş. Olsonniak hoş geldin. Orantılı müdafaa değildir. Kendini koruyacak kadar müdafaadır. Burak nefsi müdafaa. Evet, doğru demiş. Sezer Ercan, Kamiloter 5 derece gelmiş. Reis eğer o arkadaş... Ha okey, onu okumuştum. Abi merhaba, ben şiddete uğradım. Bundan bir yıl kadar önce sevgilimle aynı evde yaşıyorduk. Bir tartışma çıktı ve üzerime atladı. Delice şok olmuştum. Karşılık veremedim. O an istedim ama vuramadım. İçimden gelmedi. Her yerim kan içinde kalmıştı. Sen bir erkek misin, kız mısın? Onu da söyleseydin keşke. Şu an konumuzla alakadar çünkü. O kadın o saatte ne yapıyormuş orada? Aynen bu üçlü. Yani olay şu arkadaşlar. Yani ben şuna katılmıyorum abi, bak. Evet abi. Şuna katılmıyorum. Kadın şiddeti başlattı ya. Götümü döndüm. Kamera şu an. Kanka, kadın şiddeti başlatıyor mu? Kadın şiddeti başlatıyor mu Burak? Şiddeti kadın başlatıyor mu? He? Fiziksel ve psikolojik şiddeti kadın evet. Başlatıyor mu? Evet. Başlatıyor. Başlattı. Cepte mi? Cepte. Bunun üstüne dönüp, bakın tekrar söyleyeceğim tartışmanın başında söylediğim şeyi. Bunun üstüne dönüp insanlar mazeret olarak daha öncesinde ne olduğunu bilmiyoruz. Kadın hamileymiş, adam çok ihmal etmiş, bu raddeye gelmişmiş. Hey, hey. Diyenle tecavüze uğrayan kızın arkasından gece orada mini etekle ne işi varmış diyen arasında hiçbir fark yok. Tamam da. Bunu anlamamız lazım. Hayır abi. Tamam da güzel kardeşim. Şimdi bir önce senin dediğinin tersini söyleyen adam diyorsun. Öbürüyle aynı kefeye koyuyorsun ama. Aynı kefedeler çünkü. Mazeret yani kötü bir tamam şeye mazeret uyduruyorsun. Öbürü kadın, tamam da öbürü kadın haklı değil demiyorsa, böyle bir şeyi sadece söylüyorsa sana, bak bunu yargılarken bunu da görün diye, o zaman o adamı eleştiremezsin. O adam sadece senin Horizon'ı genişletiyor bakarken olaya. Yok, beni ilgilendirmiyor. Abi benim fikrim bu öyle ha. Bu ben böyle. Yani rasyonel düşündüğüm zaman ya bak rasyonel düşündüğüm zaman adam bütün gün boyunca kadının yanından geçerken amına kodumun orospusu dese bile kadın onu yapamaz ona. Tamam. Anladın mı? Yapamaz. Tamam da bunun mazereti olamaz. Tamam benim dediğim de ikisini benim dediğim ben kadını savun yani İşin o kısmı da olabilir diyorum. Yani sadece şu izlediğiniz... Tamam evet olabilir ama bu bir mazeret değil. Ben de onu diyorum. Yani eğer ki adam o gün boyunca kadının yanından geçerken amına kodumun orospusu dediyse kadının yapacağı şey belli abi. Gidersin, boşanırsın, bir şey yaparsın. Anladın mı? Yani hiçbir şey orada adama şiddet uygulamaya yönlendiremez abi. Yine o Facebook linki geldi. Yine açılmıyor galiba. Bakayım. Oh, uzun İngilizce bir yazı. Oo, evet, burada da adamın şiddete uğradığına dair bir şeyler var. Ama bütün bu yazıyı şu anda okuyamayacağım. Evet, burada da adamın kadından şiddete uğradığına dair bir post var. Dudağı şişmiş, üzerinde tırnak izleri falan filan. Ama eğer o gün yaşanmadıysa yine dediğim gibi konuyla alakasız yani. Adamı aklamak için bunu kullanmayacağım. Şeytana adayım, sen ne yaptın? Bunu kullanmayacağım abi. Yesmer hoş geldin. Kadın duygusal olarak kötü durumda olabilir ve adam bunu sürekli göz ardı ediyor olabilir. Okey, bana ne? Durum böyleyse bu gibi durumlarda ne olursa olsun yapılan işten veya sürülen keyiften taviz verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Düşünüyorum diyorsun. Yok, ben düşünmüyorum. Bana ne abi? Ben düşünmüyorum abi, bana ne? Niye sana ne ki abi, bu olayı değerlendirirken bunun bu kısmında olup olmadığını... Hiç ilgilendirmiyor. Sen o zaman gördüğünle değerlendiriyorsun sadece. Beni ilgilendirmeyen nokta şu. Yani bunlar mazeret olarak sayılamaz benim gözümde. O bana ne kısmı o. Yani kadının yaptığı davranışa bunlar mazeret olarak gösterilemez. O noktada bana ne? Sikimde değil. Ya kimse benim evimde, oturduğum yerde, tamam mı? Belirli bir yaşa gelmişim, paramı kazanmışım, evimde oturuyorum, kendi paramla aldığım eşyalarım var. Kendi paramla da olmayabilir. Babam hediye etti amına koyayım ama benim evim. Onun da evi. Ben diyorum ki ben evimdeyim, burası benim safe zone'um. Evim amına koyayım ya. Oturdum, ben oyun oynayacağım abi.
Tamam. Okey. Evli olduğum kadın da geliyor, oynamayacaksın diyor. Ben diyorum ki oynayacağım abi, yani günün sonunda bu kararı ben veririm. Ha, fikrimi değiştirebilirsin, bunu konuşuruz. Bak, ona hiçbir şey demiyorum. Konuşuruz. Başka bir zaman ama. Başka bir zaman otururuz, konuşuruz. Tamam mı? Dersin ki şu sebepten, bu sebepten, bu sebepten bence oturalım, bunu bir düzene oturtalım. Canını yerim. Ha, ama adam canını yemek zorunda değil. Yani adam kadınla bunu milyon kere konuşup kadına hak vermemiş olabilir abi. Onun bileceği şey abi. Buna karışabilir misin cidden? Bu konuda kimse yorum yapamaz. Kimse yorum yapamaz. Adam eğer yetişkin bir birey olarak, abi ben oyun oynayacağım ya, senin yüzüne bakmayacağım diyebilir. Bunun çözümü bu değil. Kadın düzeltmeye çalıştı, düzeltemedi. Abi siktir olur, gider o zaman, ayrılır, boşanır. Bir şey yapar. Medeni bir ülke, Avustralya'da yaşıyorlar amına koyayım. Verirler şeye, mahkemeye birbirlerini. Kim neyi koparıyorsa, kimin payını amına koyayım, anladın mı yani? Kim neyi koparıyorsa abi. O yüzden katılmıyorum. Ben katılmıyorum. Şey diyeyim bu arada ya, hi YouTube. Hi uzanıyorum burada böyle. İşinde haftalık 1000 dolar artı kazanan bir mühendis demek istedim. Kadın hem şiddete başvuruyor hem şovunu yapıyor. Evet, evet, şovunu yapıyor bu arada. Yani kadın tırnak içinde dayak yiyip yiyip gelip orada şovunu yapıyor. No more gaming, no more gaming. Bakın ben hamileyim, beni dövdü. Bakın ben hamileyim, beni dövdü deyip duruyor. Yani adamı getirmek istediği nokta o zaten. Adamı getirmek istediği nokta yayın sırasında kendini dövdürmek. Bu açık ve net belli. Yani ben bunu laps diye söylüyorum abi. Kadının adamı getirmek istediği nokta yayında kendini bir şekilde zarar verdirip adamı rezil edip belki de o bilgisayardan, Twitch'ten uzaklaştırmak ve başarılı oldu abi. Başarılı oldu mu kadın? Oldu. Herif banlandı. Bu da bir seçenek. Ben böyle düşünüyorum. Hoş geldin Ozi. Adam milyonlarca kez lütfen hayatım, lütfen hayatım demesine rağmen yaşanan olay bu abi. Ya benim hanım da öyle diyor. Bak öyle kasıtlı yapmış diyor. Evet. Evet, adam bu arada çalıştığı işten de çıkarılmış. Dedim abi zaten adam hayatı bitti şu an. Yani şu kadının bana daha çok zaman ayır, benimle daha çok ilgilen, artık oyun oynama isteği ve ihtirası üzerine, bunu yapmak için her yola başvurması üzerine adam hem Twitch kariyerini hem gerçek kariyerini kaybediyor abi. Ve hayatı sikiliyor. Tam da orada yaptığı... Ve insanlar hala şöyle dolaşıyor. Adam kadına tokat atmış. Orospu çocuğu kadın hamileymiş. Tam onlar... Tamam, onlar salak zaten yani, eğer bilmiyorlarsa olayı böyle yapıyorlarsa, ama şöyle bir şey var. Yani kadının çünkü bir dakika, arzulamış bölüyorum. Olabilir kadın. Bölüyorum. Arzusu olmayabilir de şunu yani. Şunu bölmek istiyorum. Böldüm hatta. Çünkü bu işin patlama noktası nasıl oldu biliyorsunuz? Reddit'e 30 saniyesini attılar. Adamın kalkıp tokat attığı sahneyi attılar abi. Adam direkt öldü zaten abi. İnternette öldürdüler adamı. Öldü herif zaten. 2 hafta sonra falan full versiyonu çıktı videonun. Çünkü Twitch böyle birisi kadına tokat mı atmış, hemen banlayalım, hiç bakmayalım ne olduğuna falan diyerek böyle mouse'lar falan götüne kaçmış böyle oradaki şeylerin. Böyle Twitch böyle direkt banlamış falan adamı heyecandan. Tamam mı? Hiçbir şeye bakmadan. Twitch şöyle de demiyor. İncelemeye aldık. Bakacağız demiyor Twitch. Kadına şiddet var, banlayalım, sülalesi bum bum falan diye banlamışlar abi adamı. Adamın internetteki durumu değil abi. Gerçek hayatı da sikildi. Adam gerçek hayatındaki işinden de atıldı. Ya sokakta yürüyemiyordur bu herif Avustralya'da. Peki, çok ciddi. Twitch şunu dedi mi abi? Yani ya gerçekten globalde çok hala konuşulan bir konu. Sorumdan soru şu. Yani Twitch şey dedi mi? Şeyin açıklamasını yaptım. Biz bu adamı geri banladık ama şu terms and condition'daki şu maddeleri, article'ları ihlal etti. Mi ya dedi? Yok. Böyle bir açıklaması var mı? Twitch'in açıklama yaptığı banlama olayı çok nadir olur bu arada. Ya oğlum niye açıklama yapmasın ki, işte bayağı sallanmış herhalde. Twitch ortamında sallandığı bir konuysa açıklama yapmasın lazım. Ne hakkında açıklama yapacak? Yapmıyorlar. Afrika'daki açlık mı? Allah Allah. Yok, yapmıyorlar abi. Direkt ban ban bum bum yani.
Bakayım konuyla ilgili yorum var mı? THY'de pilot olunca bedava uçuracakmış. Anladım abi. Olay bu yani. Destiny'nin toplu konferansında şu Hey Guys yapan kız var ya, Türk kız. Eski Twitch çalışanı, şimdi yayıncı. Kız şey diyor Destiny'ye. Kadın hamile, hormonları kötü. O yüzden böyle davranması çok normal falan diyor. Canım benim ya. Tamam. Geldim. Meşru savunmadan söz etmeniz için adamın şiddetin derecesi önemlidir. Şiddetin derecesi. Ama kuşkusuz haksız tahrik hükümlere başvurabilir. Yani kadının haksız fiiline karşılık adamın ağır kusuruyla zarar vermesi lazım. İlk başında da bahsettim diyor Kriko. Kriko'cum, bizim yasalarımızda böyle olabilir. Orada nasıl bilmiyorum ama ben genel... Ha işte benim dediğimi dedi adam. Ben genel insan kanşısıyla düşündüğüm şeyi söyledim abi. Ha işte bak. Benim dediğimi demiş adam. Avukat o adam. Evet abi, hamile olunca kadınlara özel bir güç geliyor abi. Ultilerini açıyorlar. Siyah dildoyu bir yerinize monte edebiliyorlar falan. Yorum yapamıyorsunuz. Erkeğim abi bazen, evet az önce şiddet gören kişi erkek. Bazen hala pişman oluyorum vurmadığım için. Ama geçti gitti o an. Ablalarım falan geldi aklıma. Ne bileyim, gelmedi içimden işte. Sadece ittim. Bayağı zarar gördüm. Kollarım kan içindeydi falan. Sonra kovdum evden. Bir daha görüşmedim. Fatih'ciğim, sweatshirt'ın hayırlı olsun bro. Evet, şiddet gören, her yeri kan içinde kalan bir erkek kıza geri vurmamış. İçinde kalmış. Yani bu çocuğun psikolojisini kim kurtaracak şimdi? Bu arada o izlediğim videoda Destiny, Amerikalı adam, eskiden kız arkadaşından şiddet gören bir adammış. Burayı iyi dinle kanka. Hı-hı. Üç kez şiddet gördüğünde polisi çağırmış eve. Amerika'da bak bu, Amerika'da kanka. Amerika. Kadın mı erkek mi yapıyor onu? Erkek şiddet görüyor kız arkadaşından. Aha. Polisi çağırıyor. Okay. Polis her gördüğünde sen kıza ne yaptın da kız sana şiddet uyguladı demiş. Her geldiğinde polis. Okay. Yani? Yani bu konudaki çifte standart hiçbir zaman bitmeyecek. Ben bundan bahsediyorum. Yani o adam o an yayını kapatsaydı, evini terk edip polisi arasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Retorik olarak söylüyorum bunu. %100 diyemiyorum. Ama Amerika'da bile durum böyleyken, Türkiye'de zaten hiç girmeyeceğim abi. Türkiye'de kadından şiddet gördüyseniz bilmiyorum. Yani tamam, benim dediğim işte yani polisin bu şekilde uygulayabileceğiniz en iyi strateji koşmak herhalde. Kaçmak. Polisin bu şekilde bir yanlış soru sorması bizim yine bu olaya bakış açımızdaki ne pek yani. Biz olaya o şekilde, o polis gibi bakmadıktan sonra bu örneğin pek bir yardımı olmuyor ki benim diyorsun. Benim. Tabii ki zaten o olayla alakasız sosyolojik bir tespitti benim söylediğim. Ya dayak yiyip oturacaksın ya da kaçacaksın abi. Çünkü gördüğünüz üzere karşılık verdiğiniz zaman öldün abi. Kaçacaksın moruk. Bu şiddete ne diyorsun Ceho? O ne abi? Sanki... Bu ne? Bu bizim çok eski bir doğduğun videomuz ya. Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Bu bizim sen çok eski bir videomuz abi. Bu nereden hortladı ya? Sanki korku trenindeyim. Abi bizim çok eski videomuz, nereden hortladı bilmiyorum. Bu şiddet değil abi. Kadın röportaja gitmiş. Adam da kötü bir karateci yani. Orada elmaya vuracakmış. Kadın %90 sağlık falan olmuştur. Daha başmıştır bence. Of. Abi kadın 5 dakika içinde PC kapatıp içeri gelmezsen yüzüne bakmam deyip konuyu kapatabilirdi. Sonuçta yıllardır tanıdığı eşinin şiddete nasıl tepki verebileceğini bilir. Bu yüzden kasten kışkırtılmış. Çocukların ruh sağlığını hiçe sayıyor zaten. Hiç sikinde değil kadının bu arada. İki tane çocuk var orada, olay çıksın diye kıçımı yırtıyor. Kadın benim gözümde şeytan burada. Oradaki kadın çok şeytan bir kadın. Net. Rassamaha.
Ya her şey o kadar indike edici ki yani. Çocuklar ağlıyor, adam yalvarıyor ve kadın devam ediyor. Yani eskale etsin, fiziksel şiddet göreyim diye kıçını yırtıyor kadın orada. Yani arzuladığı tek şey o. Neden? Neden peki? Neden? Sebebi ne? Adamdan alamadığı bir ilgi var abi. Olay bu. Şeytan oğlum bu kadın. Yani adamdan sırf ilgi alamadığı için adamın hayatını sikti şu anda. Tamam da kanka sen, hayatını sikti. Senin anlatış şeklin erkeği haklı göstermeye yönelik bu izlediğinden. Ben bu izlediğimden birini haklı göstermeye yönelik bir şey yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani ben kimseye haklı göstermeye çalışmıyorum. Ama yani kadını sürekli kötü yere koyup da kadının kötü yanlarından bakmak da o da bir nevi senin eleştirdiğin şeyin aynısını yapıyorsun aslında. Öyle. Hayır ben şu anda sebep sonuca bakıyorum abi. Sonucu ortada olayım. Olayın sonucu ortada. Adamın hayatı sikildi mi? Bak şu sorularıma cevap ver. Adamın hayatı sikildi mi? İşten kovuldu. İnternetten kovuldu. Tamam, o yanlış zaten. Bir dakika. İnternetten kovuldu. Değil mi? Ama bizim buradaki tartıştığımız... Kanka bir dakika. Ne? Sorularıma okay. Evet hayır diyeceğim. Okay, adam işinden kovuldu mu? Evet. Bilmem öyleymiş yani. Evet. Adam internetten kovuldu mu? Öyleymiş Twitch banladığına göre. Yani Twitter'da da nefes alabileceğini düşünüyor musun? Bütün internet diyelim buna. Bu değişir. Adama haklı bulan senin gibi yani senin gibi ya haklı bulan demeyeyim yani insan sayısı da çok olabilir abi. Bu tamam. Farklı bir kitleyi de çekebilir onu okay. Bilemezsin. İnternette okay. Bitirdiğini söylemek yanlış olur. Okey kanka. Adam mahkemelerde sürünecek mi? Niye sürünsün abi? Salıverilmiş bu arada sürünmemiş. Ya milletin çünkü kadının saçma... üstünde şey bulamamışlar. İşte sürünmesi yani. Darp izi bulamamışlar kadının üzerinde. Polis raporuna göre. Abi bu üçünü ele aldığımız zaman kadının başına geleni ele alalım. Kadın ne kazandı abi burada? Ya kadının video içinde yaptığı haksız. Ama ben bunu sadece videoya bakarak söylerim. Genelde haksız demem. Taner'le 1v1 kafes dövüşü yayınları ne zaman lordum? Arkadaşlar ben IQ'su 20'nin altında olan insanlarla muhatap olmuyorum ya. Seninle aynı düşünüyorum fakat yiyeceğin linçin farkındasın değil mi? Sikimde değil. Yani ben kendi gördüğüm şeyi yorumluyorum şu anda. Hiç umurumda değil yani. Umurumda değil abi. Aksini söyleyecek herkesle sabaha kadar tartışabilirim. Evet. Yok canım bende tartışma şey olsun diye zaten. Oğlum chatten kadınlar, benim hanım falan kadın yapmak istediği şeyi yaptı ve hıncını aldı diyor yani. İşte o mu fikri? Belliydi ben, abi. Ben zaten şey yapmaya çalışıyorum yani tartışma sürsün. Kanka adam toplam 4 kere masasından kalkıyor. Şiddetine şiddetle karşılık verip geri oturuyor. Ve yalvarmaya devam ediyor ne olur uzatma diye. Ve kadın her seferinde geri geliyor. Her seferinde geri geliyor. Ve adamın ilk şiddetine kadar 3 dakikalık bir yalvarma süreci var. Ufak yalvarmadan küfürlü yüksek sesli yalvarmaya kadar gidiyor. Adamın yaptığını doğrular mı meşru kılar mı? Kılmaz. Katılıyorum. Ama benim gözlemim orada kadının yapmak istediği, ulaşmak istediği bir nokta vardı ve ulaştı yani. Daha bir hafta önce yaşanmış bir olay. Bakalım Hürriyet. Sayfa bulunamadı. Peki neden bulunamadı? Okay. Bir dakika buram. Senin eşin, seni döven eşin camı yumrukluyor. Davadan vazgeçmek için 20 bin lira mı istedi? Abi gerçekten ben erkek dayanışma platformunu kuracağım galiba ya. Bir şey değil mi? Böyle bir şeye ihtiyacımız var galiba ya. Az önce anlattığımız hikayedeki sevgili izleyicim hala burada. Gerçekten bir erkek dayanışma platformu tehdit ediyor bir de öyle mi? Vay amına koyayım her şey çok güzel ya. Kanka ben vereyim 20 sen kurtul ondan ya gözünü seveyim. Evet vardiya müdürü Filiz evlilik tartışmasında sevgilisini öldürdü. Evlenmediği için öldürmüş. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde pizza restoranında vardiya müdürü olan Filiz Kızıldere aynı iş yerinde kurye olarak çalışan Mehmet Sönmez'i kendisiyle evlenmediği için öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine konulan Kızıldere ifadesinde
Abi geçen yıl Twitter'da bir olay yaşanmıştı, hatırlıyor musunuz? Her şeyim kanıtlı, bütün mahkeme belgelerimi gönderirim diyor çocuk bu arada. Doğrudur hocam. Geçen yıl Twitter'da bir olay yaşandı, hatırlıyor musunuz? 4-5 tane kız bir tane çocuğu banktan kaldırıyordu ve dövüyorlardı. Tacizci orospu çocuğu! Tacizci, sen bizim üniversitemizde kızları taciz ediyorsun, tecavüz ediyorsun diye dövdüler kızı. 4-5 tane kız, hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? O çocuk 2 gün içinde anası sikildi Twitter'da çocuğun. Özür diliyorum senden kardeşim şu an izliyorsan. Sülalesine atladılar çocuğun. Nasıl bak, internette de linç ettiler. Üf! Çocuk çıktı 3. günün şafağında. Dedi ki yeter artık, bu linçlere dayanamıyorum. Beni dövdüler, karşılık vermedim. Bir de internette linç ediyorlar. Yeter artık. Beni döven kızların mesajları diye sundu abi. WhatsApp konuşmalarını attı çocuk bütün çıplaklığıyla. Olay neymiş biliyor musun? O gruptan iki tane kız bununla sevişmek istiyor. Bu da ben seni öyle görmüyorum diyor. Sevişmek istemiyorum diyor. Kız da diyor ki yarın okula gelme, senin ananı sikeceğiz diyor. Olay bu. Yarın okula gelme sen diyor. Sen okula gelirsen diyor yarın seni çok pis döveceğiz diyor. Kızla sevişmedi diye. Tacizci, tecavüzcü diye çocuğu dövüyorlar. Çocuk bütün WhatsApp konuşmalarını attı. Okudum da ben böyleyim bak. Böyle. Aman aktan diye böyle bir tane koyacaktım yani. Ya tabii canım, o da var ya, erkeklerin hiç sorgulanmadan linç yemesi çok kolay bir şekilde, o da var maalesef. Oğlum 5 tane kız dalıyor çocuğa ve yandan da adam çağırıyorlar. Tacizci bu, tacizci, tecavüzcü değil, adam çağırıyorlar. Bizim milleti de biliyorsun zaten, galeyen, herkes erkekliğini kanıtlayacak ya. Oradan birkaç tane adam da gelip dövüyor, birkaç tane dayı geliyor Allah'tan şey diyorlar böyle. Ya bir dakika, niye vuruyorsunuz, bilmiyoruz, ne yapıyorsunuz falan filan diyorlar böyle. Bir de internette linç yiyor çocuk. İnternetten kovuluyor resmen. Ondan sonra çıkıp anlatıyor çocuk olayı. Hepsini böyle tak 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 WhatsApp'ı paylaşıyor. Of, inanılmazdı. İnanılmaz. Abi konuyu dağıtalım. Witcher 3 müziklerini bağlamayla çaldım. Yorumunu merak ediyorum. Saz değil o, bağlama hökkeş. Hey be! Kendimi tavernada hissettim onu bakayım, çok iyi. Taverna derken Witcher'daki taverna, şimdi anlamayacaklar, oradan da linç yiyeceğiz. Aman okuyayım, her yerden linç yiyoruz. İkinci kez gönderime bakar mısın? Kadına şiddet konusunda bunu izlersen sevinirim. Ben Yunan mısın? İzlerim abi. No, we have these huge battles. You know what the maddest she ever got me was? Kanka ben bunu izlerim de çeviremem moruk. Şimdi yayında bunu çevirmek doğru. Eternalize hoş geldin abi. Oğlum onun şeyi altındayız her zaman zaten. Yani arkadaşlar şu tehdidin altındayız her zaman. Yani Türkiye'de, Türkiye sınırları içerisinde bir kadın herhangi bir toplu taşıma içinde bu benim götüm elledi dediği anda ölüsün abi. Yani Rassamaha. Böyle şeylerin yaşanıp yaşanmadığı konusunda tartışmaya girmeyeceğim. Tabii ki kadınların başına böyle şeyler geliyor. Aksini asla söylemeyeceğim. Ama kadınların bunu kullandığını da biliyoruz mesela. Ne yapacağız? Ölüsün abi. Kazırlar seni yerden, amına koyayım. Kazın böyle pestini çıkarırlar. Ama elliyorlar işte sorun. Evet var abi, biliyorum, tacizin tecavüzün varlığından haberdarım arkadaşlar. Bu konuyla ilgili hiçbir negatif yorumum yok. Ama ölürsün yani. Avukat ve sıfırı... Evet buyurun. Böyle bir durumda tabii erkeklerin de bir güvensizlik ortamında yaşamasını sağlıyor açıkçası. Tabii ki canım. Tabii ki yani, ama Batı'da çok kötü yerlere geldi abi bu iş. Batı'da çok kötü yerlere geldi. Games Done Quick nedir bilen var mı aranızda? Games Done Quick. GDC. GDQ.
Birden koy. Evet. Nedir, bilen var mı? Twitch'in en çok kazanan, en çok izlenen kanallarından birisi. Devamlı speedrun yapıyorlar. Oyunları çat 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 oynuyorlar. Ve bunun uzmanları var arkadaşlar. Mesela senin abo o sikik Mario dediğin bilmem kaç yılının Mario'sunu herif mesela dünyada en hızlı oynayanlardan birisi. Ve bunu canlı yayında hızlıca bitirmeye çalışıyorlar. Speedrun yapıyorlar. Bu speedruncılardan birisi Games Done Quick ekibinden, oluşumundan banlanıyor abi. Sebep de cinsel istismar. Olayı anlatıyorum. Bir tane kız buna ulaşıyor. Bu Games Done Quick eventleri lokal olarak, fizikal olarak yapılıyor Amerika'nın farklı yerlerinde. İşte bilmem nerede yapılacakmış. Neresi tam olarak hatırlamıyorum şimdi. Kızla Discord'da konuşuyorlar yazılı yazılı. Bağlamayı açacağım abi. Kızla yazışıyorlar abi Discord'dan, tamam mı? Adam her seferinde şey diyor. Kendini baskı altında hissetme falan filan diyor. Olay şu. Kızın uçak biletini alıyor oraya. Ve odasında onunla kalabileceğini söylüyor. Bir otel odası tutuyor adam. Konuşma bayağı uzun. Ben hepsini okudum bu arada. Konuşma bayağı uzun. Adam konuşma sırasında devamlı şey diyor. Kendini baskı altında hissetme. Yani sadece sarılabiliriz. Sevişmek zorunda değiliz. Yan yana yatmak zorunda bile değiliz falan diye anlatıyor adam. Ama seks konusunu kız açıyor. Mesela ben işte dominant olaylarını severim. Sana efendi diyebilir miyim falan filan gibi şeyler atıyor kız arada. Yani bayağı böyle atıyor bait'i. Açan bait burada. Ondan sonra abi kız geliyor. Geldiğinde bayağı adamın yanında bile bulunmak istemiyor. Sebebini bilmiyoruz. Okey diyor adam da. Tamam. Sıkıntı yok. Yani kızı zorla alıkoymuyor. Tamam, eğer yani istemiyorsan okey. Otel odasından çıkabilirsin. Keyfin bilir. Sıkıntı yok diyor. Konuşma sırasında kız şey diyor. Dönüş biletini alma yalnız diyor. Ne kadar kalacağım belli değil. Ben sana söylerim, ona göre alırsın diyor. Tamam mı? Adam diyor ki tamam okey çıkabilirsin diyor. Kız çıkıyor, otel odasını terk ediyor. Ama adam geri dönüş biletini almıyor kıza. Adam da geri dönüş biletini almadığı için kız gidiyor bunu Games Done Quick'e bildiriyor. Bu adam beni diyor cinsel harasladı diyor. Sırf geri dönüş biletini almadı. Geri dönüş biletini almadıktan sonra bildiriyor bu arada. Aradan 3-4 gün geçiyor. Adam kilitleniyor abi. Evet, bu konu hakkındaki yorumlarınızı alayım. Tam ölecekken Zoe'ye basmıştı ya. Limonunu soyuyorum şu an. Evet arkadaşlar, bu konudaki yorumlarınızı alayım. Burada kızı haklı bulan var mı? Limon sever misin çocuk adam? Çocuk adamın kardeşi. Evet, adam Allah'tan yazılı konuşmuş bu arada, biliyor musunuz? Yani yazılı konuşmasa, elinde kanıt olmasa herhalde bugün o adamı da internette öldürürlerdi yani. İnternette öldürmek kolay çünkü bir insanı. Poşet açıyorum. Abi sen yarın linç yiyeceksin gibi bir his var. Abi linçleyecek, herkesle birebir bu konuları tartışabilecek birikim, bilgi, tecrübe ye sahibim. Her türlü tartışırım, her yerde çarpışırım. Hazırım yani. Kalitenin adresi. Kalitenin adresi. Her türlü çarpışırım abi. O kadar güzel çarpışırım ki. Yasalarla masalarla her şeyi koyarız masaya, konuşuruz. Hiç sikimde değil. Sonra geri alındı mı? Hayır abi, herif şu an hala banlanmış durumda. Olaylar olaylar abi işte ya.
Yok, benim karşı olduğum tek bir şey var. Kadının beyanı esastır gibi bakıyorlar bu işlere. Eğer adaletten bahsediyorsak kadının beyanı esas değildir. Adalette benim en inandığım şey, onu açık ve net söyleyeyim. Birisinin suçlu olduğu kanıtlanana kadar o kişi suçsuzdur. Bu kadar. Yani kanıtlanması lazım. Kadının beyanıyla beraber bir insanı bitirmek, yeryüzünden silmek, infaz etmek doğru değil. Evet. Sevgili değil, arkadaşlar. Her konuda da çarpışıyorsun, her şeyde bilme şişko patlak. Amcık öncelikle herle şeyi ayır, sonra o değerleri ayır, sonra konuşalım. Erkek dayanışma platformunu kurmak lazım abi gerçekten. Evet. Ne bu Instagram? Instagram şeyi atıp duruyorsunuz. Açır onu, sikerim seni. Ne attın bana? Instagram. Açıyorum abi Instagram'ı. Neymiş abi? Of çok uzun. Nedir acaba bu hikaye? Ben bunu okuyayım mı şimdi Archer Runner? Boş mu yoksa dolu mu? Ona göre hızlı hızlı okurum. Oku diyorlar. Witcher bağlamayı açıp öyle okuyayım o zaman. Ama duygusalsa taşak geçmiş gibi olacağız. Arkadaşlar Witcher bağlama yazın. Ömür Seçkin'den